Peki Galatasaray'da ihtiyaç nereler? Hemen geçelim Galatasaray'ın sayfalarını. Hızlıca transferleri bitirip ayrından da mücadeleleri konuşacağız sevgili izleyenler. Ee, başlayalım. Kedira ile başlayalım. Çünkü bugün hemen hemen her kaynakta onun ismini görüyoruz. Foto maç gazetesi Kedira sürprizi demiş transfer piyasasına. Galatasaray sallamaya hazırlanıyor. Ayrıntılarına bakalım. Alman orta saha bir yıl kalan sözleşmesini pes etmek için uğraşıyor. Juventus'la görüşmelere başlamış. Bunun üzerine sarı kırmızı yönetimde. Devreye girmiş durumda. Birçok gazetede onunla ilgili ayrıntı var. Takvim 15'i de göreceğiz. Pastanın çileği demiş takvim 15'te. Juventus'tan bon servisini alırsa masaya oturacaklar Kedira'yla. Menajerler tarafından Sami Kedira teklif edilmiş Galatasaray'a. Oyuncu tecrübeli bir oyuncu Juventus yapacağı fesik görüşmelerini yakından takip ediyor. Galatasaray haberi var. Müsaadenle bir sayfa daha görelim. Hayır, hayır. Orası da Kedira demiş çünkü. Fanatik gazetesi atış e, olduğu başlıkta orta sahara sürüyor. Son gündeme gelen isim de Kedira oldu. E, detaylı bir sağlık raporu istemiş e, Galatasaray yönetimi Kedira'dan ekranlarımıza da geldi. Bu sezon transfer sezonunda çok gündeme gelmemişti yanılıyor muyum? Çok ya fazla konuşmadık bir ama ben de bir geçmiş yıllarda haberde. çok konuştuk. O... Fanatik yazısının hemen sol tarafında perform maç performansları var. Tedra'nın kulüp yer. kariyeri mi? Evet, evet. Ben sana söyleyeyim istersen. Lütfen. E maç gol ve asist sayıları yazıyor. Evet. İstediğin nedir? Beliz yani özürüz. en son sezonu var mı? Tamam. E Real Madrid'de 161 maçta 9 gol 13 asisti var hı hı. Serdar. Juventus'ta 145 maç 21 gol 13 asist Stuttgart, 132 maç 16 gol 19 asist yani çok küçük bir kare acaba dedim son sezonları da yazıyor mu özellikle ya yani şöyle şimdi Kedira ismi deyince ne oluyor bence sen senin çok beğendiğin bir oyuncu olduğunu düşündüm mesela şu an hangi açıdan düşündün tebessümünden hani <laughs> yani bu oyuncuyu sanki beğendiğin bir futbolcu diye okudum ee, ama ben Kedir'i çok beğenmem mesela. Neden? Dünya Kupası'ndan Şampiyonlar Ligi'ne kadar kaldırmadı. Kupası kalmadı oyuncunun. Hangi açıdan soru işareti barındırdı? Ya, tabii şimdi bazen şu mesela Enzonzi'de de aynı yorumu yaptığım zaman Enzonzi'yi beğenmem dediğinde de beğenmem dediğimde de aynı şekilde reaksiyon gösterildi ama bazı oyun tiplerine bazı oyuncu tipleri uymayabilir. Galatasaray'ın oyun yapısına ben Kedir'in uygun bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum mesela. Daha düz bir oyuncu. Hı hı. Yani oyunu şimdi Taylan'la belki Fatih Hoca tamam Kedira evet uyum sağlar. Bir bu de onaylı forma giyme olması da bir soru işareti herhalde değil mi? E, tabii. Ya Sağlık özellikle, raporu istenmesinin sebebi bu evet, galiba. Son e, maç sezonunu özellikle o yüzden vurgulamak hı. istedim. E, belki bazen isimler güzeldir. Forma aldırır, daha çok heyecanlandırır taraftarı ama aynı Sahada size o oyunu yansıtamayabilir. Ben Kediran'ın mesela böyle bir transfer e, olabileceğini düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz hı hı. senede Enzonzi kötü bir oyuncu mu? İyi oyuncu. Ama Değil. senin oyun yapına uygun mu? Ben ya ben açıkçası şunu yapıyorum. Hep simülasyon yapıyorum. Yani Kediran'ın oynadığı oyunda bir tasavvur ediyorum kafamda. Ya Kediran bunu oynuyor, şunu oynuyor ve Galatasaray ne oynuyor? Hı hı. O tutturduğum zaman uyuşmadığı zaman ben oyuncu hakkında. E doğru bir transfer olmadığını hep söylerim. Sadece seninle 4-5 yıldır yayın yapıyoruz. Hep bu simülasyonları yapıyoruz seninle evet. de beraber. Evet. Genelde hep tutuyor. Hiç tutmadı, yanıldığın oldu mu? Oldu. Benziye. Benziyordu. Yani herhalde yüksek bir isabet oranı olduğunu ben de hani burada çok karalık etmek istemiyorum ama en Yok, başta öyle, ama ben ama şu oluyor en başta hadi canım sen de sen de toptan futboldan atlıyorsun falan. E sonra Enzonzi'ye bay bay diye böyle havaalanında kimse karşı şey yapmıyor bile gönderirken. Hani bir an evvel hadi gitse de kurtulsak deniyor. Babel harika transfer. E, olmadı. Ondan sonra hadi güle güle Babel. Şunu sorayım Serdar sonra Trabzonspor'a da geçeceğim. Ee, peki iki hafta izledik Galatasaray'ı. Bir de Nefçi e, Bakü mücadelesi var. Nereye ihtiyaç var sence? Nokta atışı, Galatasaray'da transfer mevkisi olarak soruyorum. Hmm. Kaleci. Bence kaleci. Fatih'in son çıkarttığı toplar konuşuluyor. Doğru. Ama hı hı. E, Hatay, Gaziantep e, maçlarında artı Nefçi Bakü maçında bel hizasında gelen toplara çıkış noktasında aynı hatayı 3 maç üst üste yaptı. Fatih. Hı hı. Yani... Ee, burada Galatasaray problem yaşayabilir. Ha bunu Mustara'ya kadar zaten böyle bir puan farkıyla falan gidersen, da hazır dönerse ki 35 yıldır izlediğim futbol e, müsabakalarındaki futbolcuları gözden aldığımda mükemmel bir profesyonel imajı var bende Mustara'nın ben de değil herkes de. E, oraya taşıyabilirse zaten Galatasaray, Mustara'ya kadar, Mustara bak biz getirdik takımı sana, <laughs> 3 puan da öndeyiz ya da kafa kafayız falan derse biraz gidişata bağlı, skorlara vesaire bağlı ama olacak değil mi? Ama Galatasaray çok deli bir rüzgarı arkasına aldı. Yani öyle Meltem falan değil. Başka bir çeşidi rüzgarın. Bu 2'de iki sadece öyle açıklanabilecek bir şey değil oyun anlamında. Hani şuralarda bir yerde falan Galatasaray şu anda. Peki Trabzonspor ne yaptı? Onu da biraz konuşalım. Geçelim Trabzonspor'un sayfalarına sevgili izleyenler. Ee, Trabzonspor'u konuşalım. Sonrasında derbiye de geçeceğiz. Golsüz beraberlikle sonuçlandı. Yükatel Denizli Trabzonspor mücadelesi. Sevgili izleyenler. Orada tabii nerelerde ihtiyaç göze çarptı? Ne dersin? Sayfalara da bakarız Hı -hı. teker teker. Çok eksik var. Yani ben özellikle şu e, Serkan'a sana biraz değinmek istiyorum. Yani oyuncu U17, U19'larda takip Hı -hı. ettiğim bir oyuncuydu ama... Şu eli o zaman nasıl övdüysem şu anda o kadar da eleştiriyorum. Biraz üstüne koy artık Serkan, ne olur. Yani sen Trabzonspor'un sağ bekiysen, eğer oraya adaysan ya daha fazla çalışman gerekiyor. Oyun anlamında, oyun bilgisi anlamında bir şeyler katman gerekiyor. Ya artık U19 oyuncusu değilsin, kusura bakma. E Abdurrahim dursun. Şimdi Trabzonspor sol beki. Farukcan diye bir çocuk var mesela Trabzon'da. Şu an tanınmıyor ama iyi bir oyuncudur. Ama şu oluyor. Ben Serkan Hasan için de e, U19'larda, U17'lerde oynarken evet A takıma yükselir ama bir şeyler katman lazım. Faruk Can da bugün artık bak 2-3 hafta sonra sen bu takımda forma giyebilirsin Farukcan belli. Çünkü Abdurrahim Dursun'un pozisyon ve oyun bilgisi anlamında eksiklikleri var. Adam fazla adam kaçırıyor. Müdahaleleri biraz daha ağır davranıyor. Farukcan bugün hazır olmazsan yarın problem yaşarsın. Orta sahada bir problem var mı? Var. E gol noktasında problem var mı? Var. Evet. E Trabzonspor'un problemi savunmada da, orta sahada da, hücumda da problem var. Mi? O zaman isimleri bir konuşalım hızlıca. Evet. Sabah gazetesinin 21. sayfasında Yunus Emre Selim bir haberi gözümüze çarptı. Maliyeti uyarsa niye salacaklarmış? Bon servisi elinde zaten Senegal'lik orucunun. Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da önerilmiş durumda. Ee, daha önce Akisar forması giyiyordu. Hatırlayın Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Türkiye'ye dönmeye hazırım demiş. Oyuncu 30 yaşında. Verilecek parayı kabul ederse Bordo Mavilerin kapısı ona açıkmış. Niyasta son durum bu. En az iki takviye istiyor bu arada Trabzonspor. Bir sağ kanat oyuncusuna da ihtiyaç göze çarpıyor. Evet. Stoper ihtiyacı da var. Foto maç derlemiş. Orada da Nias önerisi var. Altında da yine ihtiyaçlardan bahsedilmiş. Geri sayım vakti. İnternasyonel forması giyen sağ kanat. Potker, Palmeiras'ın stoperi Hugo... Midland'in de stoperi Erik'in ikisi bu hafta imzayı atacaklar. Sen demin birçok mevki saydın. Evet. Yani öncelik neresi olmalı? Hücumdan mı başlayalım, arka bölge mi yoksa kanatlar mı ne dersin? Orta sahada Trabzon'un problem yaşadığı bir gerçek. Hı -hı. Ön tarafı e, ben bir şekilde halledeceklerini düşünüyorum. Evet, Denizli maçında çok e, burada bir eksik olduğu belki gözüküyor ama Trabzon'un artık orta sahasını ve stoper noktasını halletmesi gerekiyor. ha e, Nift'in üçlü anlayışı belki Hı. buraya bir e, çare olabilir mi olabilir üçlü denersin işte iki bekinle daha iki bekini daha fazla çıkartabilirsin ve hücuma daha fazla gönderirsin e, böyle bir şey denemesi olumlu ama e, kısa vadede Trabzon'un problem çözecek oyuncu sayısı biraz azaldı evet. problem o yani şimdi. Denizli maçında Abdülkadir Ömür çok iyi oynadı aslında. Oyunun belli anlarında o kadar güzel şeyler yaptı ki. Ama şimdi oyuncu bir adam eksiltiyor, ikinci adam eksiltiyor. Pas opsiyonu sağlayan oyuncu yok yanında. Topu kaptırıyor mecburen ne yapsın? Çocuk bakıyor sağına bakıyor, soluna bakıyor kimse top istemiyor. Çünkü duruyor herkes. Ama Trabzonspor geçen sene böyle hı hı. miydi? Değildi. Biraz daha bir şeyler yapmasa. E, Edin Hilton için şey denmedi mi? Ee, ...çok iyi çalıştırıcı... Evet. ...nerede? Yok, öyle bir şey yok. Dediğin gibi iki maçta galibiyet hasret kaldı... aksiyan yönlerini konuşuyoruz... ...peki Baker, Afobe ve, e, ve Flavio... ...ihtiyacı karşılar mı sence? Biraz erken, Daha biraz daha Hı. bekleyelim... ...onlar için yorum yapmak için... Yani ...o konuda biraz e, çok... ...birinci maçtan... E, ...bir e, yorum yapmak çok uygun olmaz. Uğurcan'ın da talipleri... E, ...onu istemeye devam ediyor... ...en son Ren, Uğurcan için 12 milyon euro... ...teklif etmiş, kabul edilmemiş... Fransız kulübü de oyuncunun menajerini Trabzon'a göndermiş.